fiyatı da uygun aslında. Hadi git artık ya. Neden erkekler bu kadar dikkatsiz? Allah Allah ya. Detaylıymış bunlar. Bununla eve gitsek ne yapabilir ki? IKEA'da en sevdiğim köşe. Benim fikirlerimi beğenmiyorum. Beğenmiyorum. Tam bir şey bek. Herkese yeniden merhabalar ve hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi ki geldiniz. Paristo'nun cokur cokur su içmesiyle güne merhaba diyoruz. Tipimden de anlayacağınız gibi yeni uyandım arkadaşlarım. Afiyet olsun ya. Ne içtin sen öyle ya? Günaydın de bakayım benimkilere. Bir günaydınını alırlar. Ay neyse ya. Alıştırma evimize bir tanesi. Oh. Oh. Evet. Videonun açılımı burada ya. Paristo ile yapmak istemiştim ama bugün ne yapacağız arkadaşlarım? Gördüğünüz gibi yüzüm gözüm şiş. Gerçekten 10 dakika önce falan uyandım. Ne yapacağız anneciğim bugün? Peki ben kendim cevaplayayım madem öyle. Sana inanamıyorum. Sana inanamıyorum. Her ne kadar siz taşınma videosundan sonra bu videoyu görseniz de aslında biz taşınalı nereden baksanız 2 hafta oldu. Bir yandan sürekli evi yerleştiriyorum. Bir yandan çok fazla işbirliğim oldu. Annem buraya geldi. Bazı sağlıksal problemler oldu. Onlara falan koşturduk derken evle ben gerçekten çok fazla ilgilenemedim. O yüzden şöyle bir etrafı size göstereceğim. Bıraktığımla arasında çok büyük farklar yok bu arada. Lütfen beni yargılamayın. Dediğim gibi bir yandan çalıştım için ve bir yandan bazı problemler olduğu için onlara kanalize olmam gerekti. O yüzden şimdi size ufacık evi gezdireceğim. Varsa burada beni tötüyle itiyor tötüyle. Yatacak mı anneciğim? Kendisi Türkçe biliyor gördüğünüz üzere. Şimdi burayı çok utanarak göstereceğim size. Bu halde. Hemen mutfağa geçiyorum. Bakın bunların hepsini yerleştirdim. Biliyorum her ne kadar böyle etraf çok dağınık görünse de aslında dolapların içlerini ben yerleştirmeye başladım bile. Böyle size minik bir spoiler olsun. Şöyle göstereyim efendim. Ve şöyle göstereyim efendim. Yatak odasını yerleştirdim. Normalde yatak odasını size gösterebilirdim ama gösteremiyorum. Çünkü Veysel orada şu an uyuyor. Bir şeyleri yerleştirirken bazı şeylerin eksikliğini fark ettik. Ve bu eksiklikler bizi birazcık bir çıtçık zorluyor. Hem biraz kafa dağıtmak adına. Çünkü dediğim gibi 2 haftadır ben bu evle uğraşıyorum. Hem de sizinle şöyle bir gezmek adına. Bugün IKEA'ya gideceğiz efendim. Sen nereye gidiyorsun peki? Ya çok şapşalsın ya. Bu yumuşacık peluş bir ayıcık. Oh benim annem. Bu var ya bu. Tam bir şebek bu. Acilen şu görseli toparlamamız lazım. Şu an makyaj odasına geldim. Size bir çıt burayı da göstereyim. Utanıyorum. Yemin ederim utanıyorum. Her şey böyle yerlerde, kolilerde. Gördüğünüz gibi buralar çok fena, çok dağınık. Şimdilik arka planımız böyle ama makyaj odasını yerleştirdikten sonra daha güzel bir açımız olacak. Merak etmeyin efendim. 2 haftadır ilk kez bugün 8 saat uyudum. O yüzden çok mutluyum. Ve inşaat sesini duyuyor musunuz? Size bahsettiğim bu aşağıda önümüzde ki bina var ya, yıkılmayacakmış zannediyorum ki güçlendirilecekmiş. O yüzden de evin içinde sürekli bir inşaat sesi var. Kaçamıyorum, kurtulamıyorum inşaat seslerinden. Nereye gitsem bir şekilde beni buluyorlar. Gerçekten ruh halim. Son zamanlardaki ruh halim. Instagram'dan beni takip edenler diyor ki Merve neler yaptığını görüyoruz. Çok yoruldum. Bence artık yardım al. Çünkü annem de buradaydı. Teyzemler, kızlar, annem neyse herkes yardımcı olmak istiyor. Ama ben de inatla diyorum ki siz bana yardım ederseniz ben bu videoları çekemem. Çünkü ebeveyn banyo su ve yatak odasını yerleştirdim. Mutfağın %70'i bitti sayılır. Oradan buraya geleceğiz. Sonra giyinme odası, sonra işte efendime söyleyeyim salon falan filan derken böyle her şey incik cincik. Hem temizliyorum, hem çıkartmam gereken şeyleri elimden çıkarıyorum. Hem sizinle sohbet edip hem de bir şeyleri yerleştirmek benim hoşuma gidiyor açıkçası. Bu videoları izlemeyi sizler de istiyorsunuz. Mesela ben burayı toparlıyorum. O başka bir yeri toparlıyor. O kısmı çekemiyorum ya da kopukluklar oluyor. Haliyle o benim kafamdaki temizlik, yerleştirme, düzen bilmem ne falan videosundan çıkıyor. Birazcık uzaklaşıyor. O yüzden şahsen böyle uzun uzadıya tek başıma yerleştirmek bana daha doğru geliyor. Saçlarımı acil şekillendirmem lazım. Şu an çok berbatım. Ama size bir ten ürünü göstereceğim. Gerçekten game changer. Kendime ufak bir makyaj çantası hazırladım. Çünkü neyi ne zaman yerleştirebileceğimi öngöremediğim için dedim ki kızım Merve sen kullanabileceğin her şeyi bir çantaya at. Ne olur ne olmaz. Makyaj çantama ilk eklediğim ürün buydu gerçekten. Erborya'nın BB kremi. Bunu hem bir makyaj ürünü hem de bir cilt bakım ürünü olarak düşünebilirsiniz. İçeriğinde beyaz ginseng var ve ben ginseng'e bayılırım. Bir tarafı uygulayacağım, ikisi arasındaki farka bakın istiyorum. Bu arada ben direkt olarak böyle ellerimle, parmaklarımla yedirmeyi çok seviyorum. Çok hızlı yayılıyor. Asla ciltte topaklanmıyor. Her cilt tipinin kullanabileceği harika bir ürün. O kadar güzel ciltle bütünleşiyor ki yani makyajlı mı makyajsız mı olduğunuz dahi anlaşılamıyor. Bence farkını şu an net bir şekilde görüyorsunuz. Bu arada kapatıcılığını kat kat arttırabiliyorsunuz. Dilerseniz süngerle ve fırçayla da uygulayabilirsiniz ama ben elle olan kapatıcılığını ciltle bütünleşmesini çok beğeniyorum. Bir de çok pratik. Yani
yani sıkıyorsunuz şak şak hemen 10 saniyede böyle uygulayabiliyorsunuz. Gerçekten bebek cilt etkisi yaratıyor. Ben Kore ürünlerini çok seviyorum. Hem cilt bakımında hem makyajdan. Bu da kullandığımdan beri elimden düşmeyen bir ürün. Minicik bir parçası tüm cildinize yeterli geliyor. O yüzden de çok bereketli bir ürün. Ve uzun vadede kullandığınızda cildinizdeki kusurlarla da savaşıyor. İnce çizgiler, gözenekler, cildinizdeki pürüzler. Dediğim gibi aşığıyım efendim. Şimdi göz altlarımı kapatıyorum. Kapatıcımla hiçbir yerden geçmeyeceğim. Çünkü zaten görüyorsunuz kapatıcılığını. Az önce burada neler vardı. Stres ve maalesef ki yorgunluk bebeklerim. Her zamanki gibi peritozlarımı şöyle gözümün üstüne yerleştiriyorum. Farla minik bir eyeliner çekip hemen geliyorum. Ve tabii ki bol bol maskara. Hızlıca kaşlar sabitlensin. E tabii aldıksız da olmaz. Birazcık dudakları renklendirelim. Evet şu an hazırız efendim. İlk önce saçlarımı birazcık şekillendireceğim. Sonra Veysel'i uyandıracağım. Ondan sonra da hemen alışverişe gidiyoruz. Evet efendim bu ekip şu an IKEA yollarında. Nasılsınız? Günaydın. Günaydınlar. İyiyiz. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz efendim. Biz de iyiyiz. Hadi git artık ya. Serseri. Asi. Evet bugün ne yapacağız Veysel Bey? Anlatın. Buyurun sizdeyiz. Bugün alışveriş yapacağız. Unharca yapasın. Unharca mı yapacağız? Yok. Unharca bir sonraki alışverişte. Şu an daha çok böyle elzem olan, ihtiyacımız olan şeyler alacağız. Ne ihtiyacımız var aşkım? Gidince göreceğiz. Tamam. Sen listeni yapmışsındır zaten. Evet. Ufak bir yaptım. Herkes hani yapması gerekeni yapsın mı? Hani sen gir IKEA'ya istediğin gibi alışveriş yap. Ben de arabayı falan yıkatayım yani. Yoksa bu arabanın yıkanacak hali yok. Beraber yıkatırız sonra. Peki. Ama öyle diye diye yani araba artık yani 3 leş. Santim pislik kapladı ya. Gerçekten rengi leş. Değişti. Kaplatacağız dedik arabayı pislik kaplattın yani. Hani. Sen ne yapıyorsun? Story atıyorum. Bütün yol boyunca arabayı bana kullandırdın. Kendin story'leri çat çat çut atıyorsun. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Bu çanta neden böyle? Daha rahat. Elimi de koyuyorum bazen böyle. Tam var ya gerçekten. Eniştesin ya. Doblolu eniştesin. İkinci arabayı doblo yapalım. Tamam. Ve şimdi geldik arkadaşlarım. Başlasın bakalım alışveriş. Neler alacağız? Neler gelmiş IKEA'ya yeni? Bayağıdır gelmemiştik aşkım ya IKEA'ya. Geçen seneden beri. Harbiden en son ne zaman geldin? Geçen sene. Evi yerleştirirken geldik. Ya bunlar çok tatlı. Çok güzel görünüyorlar. Hemen fiyatlarına bakıyoruz. 1219 lira ve 989 lira. Sandalyeler de güzelmiş. Yok ya. Ne yaptın öyle? Kontrol ettim. Takır tukur. Baksana çok boş tıngır tıngır. Bu bahçe masası. Terasımız olsaydı koyardık aşkım. Ya balkonumuza şöyle bir şeyin sığmasını çok isterdim ama hayatta sığmaz bu. Şu iki tanesi sığar. Yürümeye yer olmaz böyle. Üstüne otururuz direkt yani. Yalan oldu yani. Separatör mü? Aa evet. Böyle tatlı bir separatör yapmışlar. Bunu ilk defa görüyorum. Yeni mi acaba bu? Fiyatımız da 1899 TL. Bizim balkona sığacak olanları buldum. Tam olarak bunlar olur bizim balkona. Bunun biraz daha uzun olanları vardı bu arada. Olabilir ama balkonu hiç ölçmedik ya. Bence olur hayatım. Ama belki daha büyüğü de olur veya daha büyüğü olur. Gidecek. Yok yok daha büyüğü olur. Bizim evde bu tabureden bir tane var. Şimdi üst kata alt kata her seferinde indir kaldır yapamayacağımız için bunlardan bir tane daha alalım dedik. Şurada bir tane şey var bak. Yani neredeyse yarı fiyatına falan düşüyor. Onun da tasarımı böyle. Tasarım da tatlı. Çok güvenli gelmedi mi sana? Baktınız mı? Yani ya yine şundan alacağız ya ondan alacağız. O da zaten bu arada yarı fiyatlıymış 500 liraymış. Aynen o 500 lira bir de şöyle var. Neredeydi o? Ahşap şeyinde o 630 lira. Yani 130 lira fazla yine ondan alabiliyoruz. Böyle bir masa mutfağa sığmaz mı ya? Olabilir gibi sanki. Normal masalardan göstereyim farkını. Hem yüksek hem de daha küçük. 4 kişi yine yemek yiyebilir bence zorlarsa. Felaket tellallığı yapayım. Sevil olmasaydı sığardı. Bir diğer alışverişte artık mutfağa yerleştirdikten sonra bunun da ölçülerini alıp öyle geliriz. Sevil de yok ederiz. Böyle çatal bıçaklıklar falan var. Organize etmişler buradaki dolapları. Allah çok olur. Aynı bizim çekmeceler gibi. Tabii. İçini böyle doldurursan ağır olur tabii. Hayır ağırlığının sebebi bundan. Değil, evet. Burada bu çekmece. Böyle tabaklık da var bak tabakları organize etmek için. Bence bundan net alalım. Çünkü bizim tabaklar yamuk yumuk duruyor. Şöyle çok tatlı ada bir mutfak bulduk. Bakın gayet küçük ama altında depolama alanları falan var. Şurada çekmecesi var. Bunun şuraya bir tane tabure attım. Evet ayakların yanında kalıyor ama hem yemek masası olarak hem de böyle depolama alanı olarak. Ayrıca kullanabileceğiniz bir şey olarak tezgahımsı. Ne derler? Tezgahımsı aynen. Güzel olabilir bence. Buraya oturanlar böyle oturuyor. Şu şekilde. Orada oturan da bu şekilde oturacak. Hani öne doğru değil yan. Yan oturup diyeceğim. Kahve içmeyeceğim.
Bak bunlardan alabiliriz. Bir şeyler kesmelik. Bak şak. Tabii bununla bu burada kayboluyor ama benim lavabomla kesin bu böyle aynı durmaz. Böyle bir şey bence alınabilir. Odamız böyle ahşap yoğunlukta olsaydı bu çok tatlı olurdu. Yeni gelmiş bu arada. Hem böyle depolama alanı olarak kullanıyorsunuz hem de oturabiliyorsunuz üzerine falan. Çok tatlı değil mi? Bana mı soruyorsun? Hayır, benimkilere sormuştum. Peki. Hadi sana da sormuş olalım, söyle. Ben oturamam, çatır çutur eder. Veysel TV ünitesinden vazgeçip yatak odasına böyle bir şifonyer koyalım diyor. Hem de duvarda televizyonumuz birazcık yukarıda kalacak, yatağımız yüksek olduğu için. TV ünitesiyle arasında çok fazla mesafe kalıyor dedi. Böyle bir şey alınabilir bence yani, olabilir. Fiyatımız da hemen gösteriyorum, 2249 TL. Bu sana tanıdık geldi mi? Geldi ama şaşırdım yani, seninkinin ufağıymış gibi. Hani geliyordu yani, ama senin o yok, aynısı. Senin o ufak evindeyken bu daha büyük duruyordu ya da biz öyle hatırlıyormuşuz. Şu an çok ufak geldi. Nasıl bunu da yaşıyormuşsun? Bilmiyorum. Gerçekten. Nasıl sığdım bilmiyorum. Vallahi helal olsun sana. Şimdi buraya geldik, ayakkabılık bakıyoruz. Biri suyunu bırakıp gitmiş. Şöyle bir ayakkabı dolabımız var. Normalde biz şunlardan almayı planlıyorduk. Daha alçak olduğu için. Daha derin olmadığı için de fazla yer kaplamıyor. Ama bunlar Soter'de 8 çift ayakkabı alıyor sadece. Ve fiyatımız 2349 lira. Fiyatımız 3100 lira. Gördüğünüz gibi bu şekilde ayakkabılık kısmı var. Ve 12 çift ayakkabı alıyormuş. Ayrıca burada da şöyle minik bir gördüğünüz gibi anahtar bırakmak için bir kısım var. Bence burası tatlı açıkçası. Ama kötü bir haber, 5-6 santimle bu maalesef sığmıyor. İnce ve daha az derin olan bir şeyler bakmaya çalışacağız şuradan. Bu arada onun siyahı falan da var burada. Bu zaten normal tamamen bir ayakkabılık. Böyle raflı görüyorsunuz. Tabii ki daha kullanışlı ama oldukça derin. Şu var mesela. Fiyatı da uygun aslında. 1099 lira. Totalde 12 tane ayakkabı alıyor yine şu şekilde. Ya bu da zarif duruyor. Bu da şık duruyor aslında ama biraz fazla ince uzun. Şu yanındaki yine maalesef sadece 8 ayakkabı alıyor. Bunun da fiyatı 1749 lira. Şu bayağı geniş. Ama bu da bence birazcık kaba görünüyor. Şurada duruyor bak. Görünüşü bu şekilde onun. Yani oradaki duvarı tamamen kapatır diye düşünüyoruz. Ve en az 18 çift ayakkabı yerleştirilebilir diyor. Otelde 6 burası. 6, 12 ve 18. Ayakkabılıkta çok kafamız karıştı. O yüzden tam ölçüleri alıp düzgünce, yani kaç tane ayakkabı sığar, nasıl olur falan diye bakıp ondan sonra gelmeye karar verdik. Yani ikinci alışverişe zaten gelecektik. Orada artık ayakkabılığı halledeceğim. Şimdi daha farklı şeyler bakıyoruz. Mesela çalışma masası gibi. L bir masaya ihtiyacım var. Bu da açıkçası en olabilir... Keyfine bak sen tabii ya. Belime destek arıyorum da ondan peki. Deneyeyim dedim. Güzel mi? Güzel ama zaten söyledim ben gelecekten. Yani tamam. Bunların yeri değiştirilebiliyormuş, yani sağdan sola alınabiliyormuş. Ama bu masa hareketli olduğu için ne kadar sağlıklı olur benim için onu bilemiyorum. Bu şu an çok oynandığı için sabit kalacak yani. Sen sok çıkar yapmayacaksın bunu yerine. Yani benimkilerle karşılaştık. Kaç tane benimki sayabildin mi hayatım? Dur bakayım. Sayamadım 5. ben. 5. Yolda bir de geldi 6. 6. 6 benimkiyle hem fotoğraf çektik hem sohbet ettik. Eğer bu videoyu izliyorsanız öpüyorum hepinizi. Gerçekten iyi ki geldiniz. Ama ben hala sizi görünce çok heyecanlanıyorum. Ne yapacağız bu şeyi ya? Aşamıyorum ben ya. Elim ayağım titriyor ya. Bana sorma, ben tecrübeli değilim o yüzden. Farkındaysan ben kenara çekiliyorum. Sizin de halinizi artık görün. Genelde Veysel şey diyor. Fotoğrafınızı çekebilir misiniz derseniz diyor. Defterimizi de aldık bu arada. Ölçülere baka baka. Ya hala hiçbir şey bulamadım. Bir tane masa istiyorum dediğim gibi çalışma odası için. Ama L şeklinde istiyorum. O yüzden şu an Veysel'e bir çalışma masası bakıyoruz. Bakmıyor muyuz? Bakalım. Şöyle kendiliğinden yükselen masalar var. Aşkım kendine göre ayarlama, 15 bin liraymış. Gerek yok ki. Hani sürekli niye yüksekliğini alçaklığını değiştiriyor? Bilmem. Gerek yok. Gamer olan sensin, sana sormak lazım. İşte bak, soruyorsun, ben de diyorum ki gerek yok yani böyle peki şeylere. Peki. Ama güzel masa şimdi ya. Baksanıza. Böyle şık şak elektronik. Bayağı güzel bir şey. Bir de makyajı falan da var ya. Çok tatlı bence bu masa. Bu arada masa için Veysel'in aklına şöyle bir fikir geldi. Benim evdeki masanın tablasından bir tane daha var. Veysel dedi ki onu ben marangozla ince uzun olacak şekilde cırt diye kestireyim. Üstüne bir cila. Mis gibi onu kullanırsın dedi. Bana da mantıklı geldi açıkçası. Alkata indik. Asıl cıncıklı kısım şimdi başlıyor. Şundan bakıyordum. Lavabonun üstüne koyuyorsunuz. Bulaşık süngerlerini falan yerleştiriyorsunuz. Ama benim şu kadar aralığım yok lavaboyla duvar arasında. O yüzden bu oraya olmayacağını düşünerek bunu almıyorum. Ama şu anlık bırakıyorum. Belki diğer gelişimde alırım ölçüsüne bakıp. Bulaşık kurutma şeysinden alacağım. Bundan iki tane aldık. Bir tane eldiven aldık. Veysel zaten sarımsak ezeceğini görünce koşu koşu bunu aldı. Ve şu süzgeçlerden alacağız. Ama süzgeç göremedim ben. Bir de böyle bulaşıklıklar var burada metal olarak. Şöyle küçük olanlardan da var. Altını şu şekilde tepsi alıyorsun. Çok tatlı görünüyor bence. Bundan alabiliriz. Ben bundan istiyorum. Neden? Süzgeçlerimiz yetmiyor ya. Tamam hayatım, ne istiyorsan al.
Ama onun rengi çok çirkin. Ne yapayım, renginin şeyini nereden bulurum, yok ki. Başka bulamaz mıyız ki? O açılır alandan alırsak o idare eder beni. Bir bakalım, belki buluruz. Şu peçetelikten alıyorum. Tam olarak bakın şöyle görünüyor netlerse. Evet, tam olarak öyle görünüyor. Ve bu peçetelerden alıyoruz. Onu da hemen şöyle hop ekledik. Şimdi o elzem konu kesme tahtalarına geldik. İki boyutumuz var. Biri böyle, biri böyle. Açıkçası ben büyük olanını alma taraftarıyım. Çünkü zaten şöyle bir tane kesme tahtamız var bizim. Buna benzer büyüklükte. Şöyle kocaman bir kesme tahtası bence alınsın. Bayıldım buna ya. Tatlı derken yıkıldı her şeyi. Hadi bakalım. Başaracaksın Yiğido. Evet. Tam olarak bu. Tam olarak bunu istiyorum. İnşallah renkleri böyle gelir. Bak bazıları koyu ya da açık oluyor. Sinirim bozuluyor. Ne yapıyorsun? Sen yapıyorsun ya. Öndekilerinden almayayım. Halbuki hepsi kapalı kutu. Kupa bardakları direkt geçiyoruz. Zaten çünkü onları evden çıkartmaya çalışıyoruz. Aksine çok fazla kupa, efendime söyleyeyim çay bardağı falan eledik. Daha erzem ihtiyaçlarımıza yönelmeye karar verdik. Mesela? Sarımsak ezeceği. Evet, yok diye. Yoktu. Kesme tahtası. Mükemmel bir ihtiyaç. Mutfakla uğraşanlar gerçekten bilir yani, mutfak yemek sevdalıları. Kesme tahtası görünce, ben mutfak eşyaları görünce bayılıyorum. Seni ben buraya bırakayım, sen istediğin gibi alışveriş yap, tamam mı? Tamam, bitti benim kesme tahtası, sarımsak sıkacağı. Yeter. Hadi eve gidelim. Yoruldum. Hayır, ben de yoruldum bu arada ve acıktım. IKEA yemeklerinden yenir şimdi ama. Yenir. Yemek ısmarlarsın kocam. İsmarlarım aç. Tamam. Anladım. Keşke evde sana yemek yapabilsem ama. Evet ya. Yapamıyorum. Makarnanı o kadar çok özledim ki. Vallahi ben de özledim. Bizim diğer evimizde olanlar da bunlardı. O yüzden bunların şeylerini de, fırçalarını da almamız lazım. Hatta bizim evdeki fırçaları da değiştirmemiz lazım. Şunların takımı vardı. O takımlar yok artık anladığım kadarıyla. O yüzden şimdilik sadece ihtiyacımız olan kısımları bu şeyden alacağız. Şu fırçalar ayrı satılmıyor mu şunlar? Bu fırçanın ayrı satılmasına ihtiyacım var. Burada bir aynamız var, aydınlatmalı. Bu 3x olan. Biraz daha yakınlaşırsam bütün gözeneklerimi göreceksiniz. Bu da hop normali. Fiyatlarımız cep yakıyordu. Ama bunlar güzelmiş yani. Makyaj odasına aslında bundan bir tane ihtiyacım var. Şöyle spreylerden, sprey şişelerinden alacağım. Bunlara ihtiyaç duyuyorum özellikle makyaj odasında. O yüzden bir tanesini hemen şöyle hop buraya atıyoruz. Biz de normalde biliyorsunuz evde bunun kremini kullanıyorduk. Yani şöyle daha doğrusu bejimsi bir rengi var. Bunların rengi farklı mı? Yok, ışıktan öyle görünmüş. Bunlardan vardı bizim diğer evde. Ama acaba siyahlarından mı alsam diye düşünüyordum. Şuradaki ahşap olanını gördüm. Veysel de dedi ki bu ahşaba hiç gerek yok. Çünkü bizim şeyle aynı değil renkleri de tutmuyor dedi. Yani pek bir sevemedim. İçime de çok sinen bir şey bulamadım. Bunlar zaten şu modelden. Ne alsam. Dolap içinde bunlardan çok kullanmıştım diğer evdeyken. O yüzden tekrar bir tane daha almak istiyorum. Hatta şu an artık 4 tane banyo olduğu için 2 tane mi alsam 3 tane mi? Çünkü her türlü kullanılıyor bunlar. İhtiyaç duyuyorum yani ve tasarımları gerçekten çok güzel. Renkleri de çok güzel. Hadi şöyle üçleyelim bari. Yani çok istemeye bundan alıyorum. 2 tane var evde şu an ve sapasağlam duruyorlar. O yüzden bir 2 tane daha ekleyip diğer banyolarda kullanabilelim dedik. Bunda bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Var mı? Var galiba. Dur ben şunları güzelce bir seçeyim bir saniye. Böyle dokuları hafif yumuşakımsı. Anlatamıyorum bunu tam olarak. O yüzden üzerlerinde çizik olabiliyor. Bence bu okey. Tamam mı? Değil. Bak burada iz var. Neden erkekler bu kadar dikkatsiz? Tamam, birini sen seç, birini ben. Tamam, anlaştık. Ama bunu öyle alelade bir yere koyma. Yumuşacık bu. Çanta. Abartma. Banyo paspaslarında içimize sinen herhangi bir şey olmadı. Çünkü bizim banyomuz şöyle zemini grimsi ve artık ahşap renklerinde olduğu için buradaki renkler de bize çok uyum sağlamadı açıkçası. Şunun antrasit olsaydı hadi belki bir nebze ama böyle tüylü şeyler de istemiyorum ben banyoda. Şöyle bir çamaşırla ihtiyacımız var aslında ama kurutma makinesi gelecek diyorlar önümüzdeki ay için. O yüzden bir aydan sebep de bu kadar şey ödemek istemedim. Şöyle yeni saklama kutuları gelmiş. Şu şekilde göstereyim size. Gerçekten 3D printer'dan çıkmış gibi görünüyor. Hafif şeffaflar. Böyle bir buzları var üzerinde. Yani hani arkayı tamamen göstermiyorlar. Ama görünüş olarak da açıkçası rengini falan çok sevemedim ben. Fiyatımız 219 lira. Şurada ona benzer olan bir tane kapaklı kutumuz var. Bu 239 lira mesela. Şöyle göstereyim. Peki onlardansa acaba şöyle hasır olan şeylerden mi alsak diye de bir düşünmüyor değilim. Tasarımı baksanıza gerçekten çok güzel. Makyaj odamda direkt bunlar dolabın üstündeki raflarda zaten. Çok kullanışlılar ama birazcık derin oldukları için açıkçası dolabın içine sığmama endişesiyle bunlara bakmıyorum. Yoksa bunlar gerçekten tasarım olarak da çok güzel görünüyor. Şurada da onların daha düz olanları var. Fiyatları muhtemelen daha uygun. Bu mu? Açıkçası şu mu? Bence şu. Bu sepetlerin de fiyatı 399 liraymış. Bulduk şimdi. Bunlar evet dediği gibi Veysel'in plastik olanlar. Bunlar da gerçek ahşap. Yani bir bilemedim. Ölçüler arasında çok büyük fark var mı? Ama sanki renk olarak şu mu daha güzel ya? Ay bilemedim. Banyo için değil mi? Banyo için evet. Vallahi hasır sepetler için ölçüleri alıp öyle gelmeye karar verdik. Olacağını düşünüyordum ama Veysel bir anda kanıma girdi ya, girmezse ya olmazsa falan.
falan diye. Dedim ki okey tamam. Şimdi o yüzden çöp kovası bakıyoruz. Hem benim makyaj odama hem Veysel'in çalışma odasına. Nasıl bir şey istiyorsun hayatım? Kuparsın şey mama kutusunun ufağı. Evet, kapaklısı da vardı onun. Bir dakika. Bu da Pars'ın mama kutusu mesela. Ama çok derin hayatım bu. Ya şöyle ben bunu istemiyorum zaten. Aynısı ki. Yok o, o daha ufak. Aynen tam öyle. Tam öyle. Yani inanılmazsın gerçekten. Tacını takıyordum. Tabii. Artık huni geçirdik kafalara. Ya şunlar o kadar güzel ki. Balkonunda yer olacak. Şunu yapıştıracaksın. Üstüne sarmaşıkların olacak. Mis gibi. Şunlar da tatlı duruyor bu arada. Belki balkonu yerleştirdikten sonra böyle bir şey alabiliriz oraya da. Şimdi en sevdiğim yere gidiyoruz. Fırsat köşesi. IKEA'da en sevdiğim köşe. İnşallah güzel bir şeyler bulabiliriz. Bugün aksi gibi çok kalabalık. O yüzden talan edilmiş de olabilir. Bakacağız artık. Yemin ediyorum enerjim bitmişti ama böyle bir fırsat köşesi deyince bir ayaklarıma enerji geldi. Her ne kadar 8 saat uyumuş olsam da. Yorgunluğumu bir türlü atamıyorum. Veysel de öyle. Kendimiz çok zorlamadan ihtiyacımız olan birkaç parça şeyi aldık. En azından ben de bunları videolarda rahatça kullanabileceğim. Evi yerleştirirken, düzenlerken. Sonrası artık hayırlısı. Ne oldu? Pars'a kardeş buldum. Bununla eve gitsek ne yapabilir ki? Ya paramparça eder onu. Ya bir korku. Ne kadar bu ya? Alalım mı? O birinin çantası değil değil mi aşkım? O birinin şeyi bence. Alışveriş yapılmış Burak. Hayır hayır. Şöyle konmuş gibi. Emin misin? Ben dolu çünkü. Ben öyle zannettim bir baktım. O yüzden. Birinin mi acaba gerçekten? Zaten fiyatı da yazmıyor ki. E alsaydık aslında. Yer mi ama el yaplarına? Ya hayatım alıp Pars'ın yanına bırakmayacağız tabii ki de. Ben bırakacağız sadece. E, o ne öyle göstermek ya? Ben çocuğum oynasın diye alıyorum. Umduğumu asla bulamadım. Gerçekten hiçbir şey yok fırsat köşesinde. Yani yatak falan var ama yatak da zaten satılmış. Şimdi kasaya gitmeye çalışıyoruz ama daha boş bir kasa nerede bulabiliriz? Aşırı kalabalık. Vallahi aşırı kalabalık. Büyük alışverişimizi şu an yapmadık. Dediğimiz gibi hem birazcık kafa dağıtmak için bir kelime söyleyeyim. Hem birkaç parça eksiğim vardı almam gereken. Çöp kutuları, klozet için temizleyici o şeyler anladınız siz beni. Onları almamız gerekiyordu artık. O yüzden iyi oldu. Geldik aradan çıkarttık. Hem biraz gezmiş hem birazcık neler gelmiş neler varmış onlara baktık. Olduk. Gördüklerimizi bizim evimizde kafamızda oturacak mı acaba diye yani bir plan yapacağız. Aynen. En son evde gerçekten olması gereken şeylerin ölçüsünü alacağız. Hani biz de buraya gelip eksiklerimizi gördük bir nevi. İşte çekmece işlerinin ölçülerini almamız lazımdı vesaire falan filan. Şimdi evet. Onları alacağız. Bir dahaki geldiğimizde artık dolu dolu. O zaman hunharca olacak galiba. Çok hunharca olacak ya. Buna hazır mıyım bilmiyorum. Acaba yalnız mı yapsan? Evet doğru ya. Veysel gelmesin. Her şey diyor ki buna ne gerek var? Bunu almayalım bence. Bunu başka yerden de bulabiliriz. Benim fikirlerimi beğenmiyorum. Beğenmiyorum. Dinlemiyor beni. Dinliyorum. Dinlediğim için sinirleniyorum zaten. Çünkü beni manipüle ediyor. Diyor ki buna gerek var mı aşkım? Bunu böyle de kullanabilirsin diyor. Diyorum ki ha doğru evet. Ama sonra sinirlerim bozuluyor. Bakma bana öyle. Doğru evet diyorsun. Demek ki hak veriyorsun bana. Demek ki doğru söylüyorum. Ben hak vermiyorken daha mutluyum belki. Allah Allah, Allah ya. Kendin ver. Şu an evde tek yerleşmiş alan az uçukta olsa bizim yatak odamız olduğu için yatak odasında çekiyorum şu an videoyu. Zaten bu çöp kutuları benim eski evden de biliyorsunuz. Buradaki banyolarla aynı dili konuşsunlar diye aynısından aldık. Fiyatlarını da söyleyeyim mi size? Söyleyeyim bence. Ne kadar? 329 liraymış arkadaşlarım. Bundan bu şekilde 2 tane aldık. Herkesin zaten evinde olan çöp kovaları bu Veysel'in odasına, bu benim odama. Şimdilik en azından bizi idare etmesi için aldım ben bunları. Fiyatı 40 lira. Dünyanın en ağır kesme tahtası falan olabilirsin. Kocaman, gerçekten benim kadar. 429 lira. Ama al işte ömürlük. İnşallah. Sonra canıma şöyle minnacık bir bulaşıklık aldım. Zaten bulaşıklığa çok ihtiyaç duymuyorum. O yüzden küçük aldım. Hani böyle anlık elinde tabak yıkarsın da sonra koyacak bir şey bulamazsın ya. O yüzden yani. Bir de rengini falan beğendim. Bunlar ayrı ayrı satılıyordu. Hemen buna bakıyorum. 99 lira ve 159 lira. 159 lira olan şu metal olan galiba. 99 lira olan da bu. Tuvalet fırçası 90 lira. Bundan 2 tane aldım. Bizim normalde evde kullandığımız tuvalet fırçasından kalmamıştı. Bunu böyle birleştiriyorsunuz. Bununla böyle bir takım olacaklar. Dediğim gibi bunun takımı normalde bu değil. Bu kurutma örtülerinden aldım. Dediğim gibi çok fazla bulaşık yıkamıyorum ama şimdi mutfakta bunlara ihtiyaç duyuyorum. Çünkü evde yıkayacağım şeyleri el bezilerimi üzerinde kurutuyordum. Bunlar da kurutacağım şimdi. Hemen bunun fiyatına bakayım. Bunlar da 90 liraymış. Bunlar benim eski evimde de kullandığım organizerler. Şöyle 2 tane ahşap organizer. Bundan 3 tane aldım toplamda. Bunun da tanesi 200 liraymış. Sarımsak ezici. Bu Veysel'in favorisi 109 liraydı. O kadar pahalı mıymış? Evet. O fiyatı yazmıyordu ya.
Ne yapacaksın? Geri mi iade edeceksin hayatım? Neyse, değer. Hem paslanıyor hem kırılıyorlar. Bu var ya taş gibi. O kadar fazla sarımsak ezici aldık. Hepsine verdiğimiz parayı toplasam bunu geçiyor zaten. O yüzden keşke ilk başta bunu alsaymışız. Şöyle bir tane ayna aldım efendim. Makyaj masamda kullanmak için aslında bir tane daha ayna sipariş etmiştim. Ama onun ledleri yok. Hem yakınlaştırma özelliği var hem ledli bir ayna olduğu için... Zaten en pahalı şey burada bu. 1099 lira arkadaşlar. Yine aynı sabunluklardan aldım. Bundan 2 tane var şu an elimizde. Bu sabunluğun fiyatı da 139 liraymış. Şöyle bir ahşap sunumluk aldım. Bunun da fiyatı 429 liraymış. Şöyle bir tane peçetelik aldım. Bunun da fiyatı 40 lira. Şöyle bir tane sprey şişesi aldım. Bunu aldıktan sonra bu arada şeffaf olanını da bulduk. Ona birazcık üzüldüm. Bunun fiyatı da 33 lira. Şöyle bir tane eldiven aldım. Bulaşık yıkama eldiveni. 47 lira. Özür dilerim salladım. 37 lira. Hatta 38 lira. Bir de şöyle peçete aldım. Aa, peçetelerin üstünde desen varmış. Ben bunu bu poşetin üzerinde zannetmiştim. Desenliymiş bunlar. Sevmem desenli peçeti. Neyse bunun da fiyatı 25 liraymış. Ve totalimiz 4444 lira. Yani totalde 24 parça ürünümüz var zannediyorum ki. 24-25 parça. Zaten biliyorsunuz misafir odasını komple baştan sizinle birlikte yaratacağız. Açıkçası işte dolaplar vesaire her şeyi IKEA'dan almak durumunda değilim. Koçtaş'a, Tekzen'e falan da bakacağım. O yüzden efendim şu anlık alışverişimiz bu kadardı. Ümit ediyorum ki bu videoyu severek, beğenerek, gülerek ve eğlenerek izlemişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.